Şimdi efendim biraz da sağlık konuşacağız, koronavirüs konuşacağız. Biliyorsunuz yeni bir varyant hayatımıza girdi. O da omikron. Avrupa'da özellikle buna ilişkin çok sıkı tedbirler alınıyor. Sınırlar açılacaktı, kapandı, bazı alanlara kısıtlamalar getirildi vesaire. Ülkemizde de yayılıyor omikron. Şimdi değerli bir hoca konuğumuz, göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siz diyorsunuz ki hocam, vaka tsunamisi diyorsunuz. Bir yandan Covid vuruyor, bir yandan da influenza. İki virüs bazen bir hastada görülebiliyor diyorsunuz. Evet. Şu anda nedir sahada durum? Biraz anlatır mısınız bize? Valla inanın acil servisler adeta bir savaş yeri gibi şu anda. Acil servislerde kuyruklar var, insanlar hem hastalar hem de hem tedavilerini yaptırabilmek hem de işte bir takım teşhis yollarına ulaşabilmek için saatlerce hasta hasta beklemek zorundalar. Bu özel hastanelerde bile inanın şu an böyle maalesef. Gerçekten çok büyük bir yığılma var. Aslında bunda tabii ki yılbaşında bütün uyarılarımıza rağmen hani özellikle bu işte omikron dolayısıyla çok bir yayılım olmasını bekliyorduk. Buna rağmen hani insanların tabii sevdikleriyle bir araya gelip yılbaşı kutlamaları yapması tahmin ediyorum bunda da artışta da rolü oldu. Şu anda hem maalesef önemli bir influenza salgını yani grip salgını yaşıyoruz. Hem de omikron gittikçe yayılıyor. Bugün bile kendi oğlumun pozitif olduğunu biraz önce yayından önce çok öğrendim. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Yani o kadar yayıldık ya, o kadar gerçekten içeyiz ki artık. Bu herhalde bu yüzleşmenin de olması gerekiyordu bir ölçüde. Bundan sonraki dönemde işte bu vaka sayılarını tabii ki Türkiye'de de şu anda doğru yansıtılıp yansıtılmadığını maalesef bilmiyoruz ama 100 binli rakamlara ulaşması zaten olası. Bu şartlar altında biz de sağlık personelleri olarak, sağlık çalışanları olarak elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. İnanın gece yarılarına kadar uğraşıyoruz ki hizmet verebilelim diye. Çok büyük gerçekten gene sağlık sisteminin üzerine yük binmiş vaziyette. Evet, biraz ekonomi, siyaset derken adeta koronavirüs biraz gündemimizden düştü. Tabii biraz sahaya baktığımızda, sokağa baktığımızda maskeler de biraz düştü. Pek evet. Kullanım eskisi gibi yok. Yaz aylarından bu yana böyle. Dolayısıyla evet. Bu influenza'nın da artması biraz maskelerin de çıkmasıyla da alakalı değil mi hocam? İkisi de birbirine karışıyor herhalde. Hem omikron. Kesinlikle. Ve yılbaşının da faturasını ödüyoruz diyorsunuz. Şu günlerde hastanede yoğunluk başladı. Evet, bu hafta başladı. İçin öyle evet. Kesinlikle haklısınız. Tabii ki bu okulların açılması ve maske yani sanki bu iş hali olmuş bitmiş gibi herkes bir aşıların olması aşılı demek sizi ağır hastalıktan koruyor yani zamanında yaptırırsanız ama tabii ki size %100 bir garanti getirmiyor aşı yaptırmış olmak. Aşı yaptıranların da hastalığa yakalandığını zaten çok iyi gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu aşı o aşılı oldum işte artık ortalık rahatladı diye düşünülen yani kendisini çok rahat hisseden kişiler var. Ve bunlar maske kuralını ihlal ettikleri için de maalesef dediğiniz gibi influenza da grip de artmış oldu. Geçen sene çok böyle tek tük grip vakası görüyorduk. Yani neredeyse hiç görmüyorduk. Bu sene ise maalesef salgın yaptı. İşte bu yüzden sadece grip ve COVID değil, diğer solunum yolu virüsleri de şu anda çok yaygın olarak hem solunum yolu virüslerinin yapmış olduğu zatürrelerle uğraşıyoruz bir yandan. Bir yandan omikron testlerden kaçabiliyor. COVID olduğunu düşündüğümüz hastalarda tanı koymakta zorluk çekebiliyoruz. İki test, üç test yaptığımız hastalar oluyor. Gene de saptayamayabiliyoruz. Böyle zorluklar içerisindeyiz şu anda. Öyle mi? Bunu ilk defa duyuyorum. Çünkü ilk omikron vakası duyurulduğunda hani dünyada da kaçmıyor testlerden denilmişti ama şu anda pratikte bu noktadayız diyorsunuz. Peki çok bulaştırıcı olduğundan söz ediyor. Yani bir an bile maskenizi indirmeyin. Yani hiper bulaştırıcı. Böyle deniliyor. Buna ne diyeceksiniz? Evet. Tabii bu da işte çok yayılmasını zaten gösteriyor. Maalesef şu anda kış ortamındayız. Kapalı yerlerde mesela bir restorana gittiniz, alışveriş merkezine gittiniz. Havadan da bulaşabildiği için. Hatta normal maskelerden, cerrahi maskelerden de bulaşabildiği için. Yani orada bir işte zaten hep böyle hastalar bize geliyor. İşte bir yemeğe gitmiştik. Çok mesafeye de dikkat ettik ama ona rağmen işte biz, o yemeğe giden 10 kişiden 6 tanesinde
Covid çıktı gibi böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Gerçekten normalde günlük kullandığımız maskeler kapalı ortamlarda yetmeyebiliyor. Daha kapsamlı işte N95 veya PFF1, PFF2, PFF3 tarzı maskeler kullanmak gerekebiliyor. Özellikle toplu ulaşımlarda veya işte bir mecburen toplu ondan bir yere gidilecekse şu anda ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Gerçekten gene o hani şu an belki resmi olarak bir kapanma söz konusu olmaz. Olmasını da istemiyoruz ama insanlar kendi kurallarını kendi koyacak. Şu anda sosyal aktivitelerine gene bir müddet ara vermelerinde fayda var. Yoksa çok büyük bir yayılmayla karşı karşıyayız. Hı hı. Belki o bahsettiğiniz maskeye ulaşamayanlar için çift maske doğrudur, uygulaması da olabilir. Peki bu iki hastalığın birleşmesiyle daha da ağır geçiyor. Böyle bir örnek var mı? Karşılaşıyor musunuz? Yani hem grip hem de koronavirüs. Böyle bir örneğe denk geliyor muyuz? Evet, oluyor. Bu iki virüsün aynı anda vücutta olduğu ve bu şimdi çok fazla öyle hastamız olmadı ama oldu. Yani diğer arkadaşlardan da duyuyorum aynı şekilde. Semptomlar daha ağır seyrediyor. Allah'tan çok ölümcül değil ama çok daha fazla kişiyi yıpratıcı semptomlar. Yani çok bir kere bu omikronun en önemli belirtilerinden biri haline geldi. Şiddetli öksürük diğer varyantlarda o kadar ön planda değildi öksürük. Bu varyantta çok ön planda. Hastanın %80-85'inde çok şiddetli öksürük oluyor. Ve işte gripin o kendi paçavraya çeviren aşırı halsiz haliyle bunun birleştiğini ve kişinin işte yüksek ateşi olduğunu. Yani çok hırpalanıyor gerçekten. Eğer ki bu bir kronik hastada veya yaşlı bir hastada olduysa tabii ki maalesef ölümcül sonuçlara da yol açabilir. Her iki virüsün aynı vücutta buluşması. Çocuklarda da görüyoruz bu şeyi, iki virüsün bir arada olduğu durumları. Hocam peki salgın başa mı dönüyor? Tüm bu yaşadıklarımıza baktığımızda başa mı dönüyoruz yani? İki yıl öncesine mi dönüyoruz? Bu da bir aşama. Çünkü bunun sonucunda gelecek bu, evet, bu kış maalesef sıkıntılı günler geçireceğiz. Biz sağlık çalışanları çok yıpranacağız, yorulacağız. Dayanabildiğimiz ölçüde hizmet vermeye çalışacağız ama bu kış çok zor geçecek. Ama ondan sonra daha hani aydınlık günler bizi bekliyor. Hani biliyorsunuz bağışıklık bir aşı yoluyla, aşılanma yoluyla elde edilen bağışıklık. Bir de hastalığı geçirerek yapılan elde edilen bağışıklık var. Aslında her ne kadar aşı firmaları işte aşıyla elde edilen bağışıklığı yüksek, daha yüksek antikor oluyor dese de hastalığı geçirmek kadar da kıymetli bir şey yok. Yani eğer ki tehlikeli bir şekilde geçirmediyseniz hastalığı, ölümcül sonuçları olmadıysa bir yerde kişiye avantaj sağlıyor. Dolayısıyla çok kişinin ama hastalığı bu, geçirmesi risk, bir bağışıklık. Risk de öyle değil mi yani? Hastalığı nasıl geçireceğimizi yani bilemeyiz. Sonuna kadar kesinlikle korunmayı öneriyoruz. Öyle bir şey zaten önermiyoruz ama sonuçta ben getireceği sonuç olarak size söylüyorum. Yani evet, önümüzdeki kış zorlu günler bizi bekliyor ama ondan sonraki dönemde bu koronavirüs daha endemik hale gelmesini, yani bölgesel olarak hastalık yapmasını, işte bu pandeminin biraz daha sönmesini bekliyoruz. Yani öyle bir beklentimiz var. Yani bu varyant yani dalgasının yani kırılması, varyant sık sık mutasyona uğruyor ve bu dalganın kırılması lazım. Bu da aşıyla olacak herhalde. Kesinlikle aşıyı zaten hani hep ön planda söyledik ama biliyorsunuz işte aşı karşıtları bir grup vardı, işte azımsanmayacak kadar veya yetersiz aşılı kişiler vardı. Hatta şunu söyleyeyim, yani normalde yeterli aşılı olup da omikrona yakalan çok hastamız var. Ama çok hafif geçiriyorlar. Bu zaten onlarda çok rahatız yani. Biz elbette ki aşıyı bundan sonra da önermeye devam edeceğiz. Yanlış anlaşılmasın. Yani normal bu dalgayı atlattık, ondan sonra herkes bağışık hale geldi, aşı olmayalım diye bir şey yok. Ben iki kere geçirdim bu hastalığı. Üçüncüyü de her an geçirebilirim. Bu mümkün. Yani grip de aynı şekilde siz her sene grip olabilirsiniz. Yani gripe karşı bağışıklık sağlanmış olması grip olmayacağınız anlamına gelmiyor. Sanıyorum sadece biraz orada hayal kırıklığı. Çünkü hep şu pompalandı. Aşı çıktı, çıkıyor ve tamamen bitecek. Hayır. Ya bunun farkına yeni varıyoruz. Evet. Hayır, de dediğiniz gibi bu bir grip ve bize ölüm döşeğine yatmamamız için bu aşıyı olmalıyız. Yani çok fazla hani bitecek kesin, bir adeta bir makas gibi kesilecek şeklinde umutlandığımız için, bazı kişiler için söylüyorum. Hani o anlamda aşı da işe yaramıyor gibi düşünenler için söylüyorum bunu. Öyle değil mi? Biraz da
Bunun idrakına yeni yeni varıyoruz. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. İşte aşı yaptıracağım bir şey olmayacak. Hayır, aşı sizi ölümden, ağır hastalıktan koruyacak. Yoksa yakalanmanızı engellemez. Aşı yaptırıp siz gene tedbir almaya devam edeceksiniz. Çünkü hastalığı geçirmek de yeterince bir travma. Yani hafif de geçirseniz sonuçta evet. 2 hafta izole oluyorsunuz, işinizden oluyorsunuz, stres yaşıyorsunuz, acaba bir şey olacak mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten bu travmayı yaşamamak lazım. Dolayısıyla aşımızı yaptıracağız, korunmaya devam edeceğiz. Bu iş şu an için böyle ama ondan sonraki dönemde gerçekten bir grip enfeksiyonu gibi olacak ama maske konusunda gene uzun süre ben normale dönüş beklemiyorum. Yani kapalı ortamlarda hani önümüzdeki birkaç yıl içinde hastanelerde veya kapalı ortamlarda gene maske kurallarına dikkat etmemiz lazım. Zaten bundan önce bakardığınız zaman havaalanlarında uzak doğudan gelen turistlerin evet. hepsinde maske vardı. Korumaya çalışıyor. Onlar biliyorlardı çünkü bu virüslerin neler yapabileceğini. Bundan sonraki yaşantımızda belki biz de maskeyle özellikle böyle çok kalabalık yerlerde o şekilde dolaşmaya dikkat edeceğiz ve önlemler dikkat edeceğiz. Aşılarda belki 6 ayda biz gene COVID aşısı olmaya devam edeceğiz. Bu böyle, yapacak bir şey yok. Evet. Bir de tabii ölüm istatistik açıklanmadı. Biliyorsunuz TÜİK bunu paylaşmadı. Planlanan takvimin üzerinden 6 ay geçti. Ve 2020 ölüm istatistikleri hala açıklanmadı. Ve bu konu hakkında yani buna ne diyeceksiniz acaba hocam? 6 ay önce yapılan ertelemenin nedeni olarak kurum olarak da İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na işaret ediyor ama bu verilerin gelmemesi, hani hep salgının başından bu yana bir takım verilerde evet. şüphe vardı maalesef. Bunu nasıl yorumlarsınız? Çok kısa bir dakikada buna evet, ilişkin yorumunuzu alın. Yani normal demokratik bir ülkede normalde her şeyin çok şeffaf olması lazım. İnsanlar da bunu şeffaf olmamanın bedelini biz ağır ödedik geçmişte. Lütfen hani bu artık hani gizleyelim edelim bunun şeyi yok. Dünyayla bir bütünüz. Dünyada olan şeyler bizde de, İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de olan vakalı sayıları bizde de var aslında. Yani o yüzden bunu saklamaya, gizlemeye gerek yok. Kapanmayı da artık biz de bilim adamları olarak kapanalım demiyoruz artık ama lütfen şeffaf olalım. Şeffaflık insanların güvenini kazanmak açısından, halkın güvenini kazanmak açısından çok önemli. Peki çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ben sağ çok olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, süremizin sonuna geldik. Yeni bir gün ortası programında 3 saat boyunca bizimle olan ya da bize zaman zaman eşlik eden izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, haber merkezindeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum elbette ki. Yeni bir günde buluşmak dileğiyle yarın saatler 13'ü gösterdiğinde yeniden birlikte olacağız efendim. Şimdilik hoşçakalın.